kazaya denk geldik, iyi mi? Fena düşmüş, yukarıdan mı uçmuş, nereden uçmuş? Yukarıdan yuvarlanmış muhtemelen kaza. Gördüğümüz üzere bayağı fena. Adam uçmuş. Yukarıdan uçmuş herhalde. Allah korusun hocam. Kendimce yatıyorum. Olduğu kadar. Tabii tek tabanca yolları biliyor. Yolları bildiği için onun önünden gitmesi benim için bir avantaj. Yavaş git falan diyor bazen. Çok hızlı gittiğim için. Amerikan kovboyları çekti. Televizyonda izlediği virajlara falan gelip motosiklet sürmesi büyük bir şans. Gerçekten inanılmaz yani. 30 küsür mildir falan burada sürüyoruz ama hani yani zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Verilen bir şeylerden biri şu. Asfalta güveniyorsun abi, asfalt iyi. Çok değişik. Ya ben viraj özürlü bir adamım, çok iyi virajda tamam ama işte izlediğiniz kadar kendimce dönmeye çalışıyorum ben de. Tek tabanca önde zaten yapıştırıyor. Ben gidiyorum o zaman. Los Angeles yakınlarında yine ünlü virajları olan yerlerden biri. Burada böyle geziyorsun, viraj yapıyorsun. İleride Nimscombe Range diye bir yer varmış. Oraya gidiyormuşsun, spor arabalar falan orada böyle şey yapıyormuşsun. Takılabiliyormuşsun. Tek tabancada Şimdi buraya kadarki olan yolu bir izleyin bakalım, hoşunuza gidecek mi? Ben de o arada şeye doğru gideyim. Nereye gideyim? Nimscombe Range. Neyse artık, hafızam yok. İnanılmaz keyif aldığım için ortamdan böyle çok konuşmak falan çok şeyim de olmadı açıkçası. Ne motovlog yapacağım burada ben? Size ne anlatayım yani? Baksana şuraya. Burada bu dağ taşın aynısı bizim Antalya'da da var, Ege'de de var. O sıkıntı değil. Asfalt hocam. Asfalt inanılmaz. Yani bu motorun üstünde şu an eşek gibi sert metselerler var. Ona rağmen çok iyi tutuyor. Hani bu asfalt çok keyifli. Yani biz Türkiye'de açıkçası asfaltları karşılaştırdığımız zaman biz motora binmiyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Burada bilmeyen arkadaşlar varsa yol olması, yolun çatlak olması ya da olmaması değil, asfaltın belli bir kalitesi, bir tutuşu var. O önemli, ondan bahsediyorum. Yoksa Türkiye'de de arabaların gidebilmesi için güzel yollar var yani, onda sıkıntı yok. Yanlış anlamayın ya. Ama tutmuyor bizim asfalt. Bu tutuyor hocam. Hissediyorsun yani. Yolu tutuyorsun. Akıyorsun. Ben bile viraj özürlüyüm. İşte akabildiğim kadar.
zamanın dualarında da sürmedik demeyiz. Hafta sonu çok popüler oluyormuş. Ankara'daki karga sekmez gibi. Ama bugün o kadar popüler değil anladığımız kadarıyla, ama birkaç motorumuz var. Ama motorumu geri geri park eden biri olduğum için kusura bakmayın. Başkan, buralar çok güzel asfalt. Nasıl, beğendin mi buraları? Bayağı bir asfalt çok iyi. Aynı dağdan bizde var, sıkıntı yok. Ama asfalt yok. Çok bambaşka bir şey. Şurada otoparkın asfaltı bile tutuyor abi. İnanılmaz. Neyse, ben bir artık bir mola vereyim. Vay be! Bir arar, Kemal Sorulsinar'la beraber bakalım nasıl vakit geçirecekler. Hadi bakalım, bismillah çalıştır motoru. Tekrar hoş geldin. Birazcık sürün, birazcık sürelim yukarıya doğru. Ona sürelim. Daha sonrasında birazcık mola verelim. Kaynatırız. Sonra bir muhabbet edelim, bakalım neler istedik. Ben çok heyecanlandım, bakalım nasıl olacak. Sonra da günümüze devam edelim hep beraber. Kayıtta mıyım? Tamam, güzel. Tamam. Kayıttayım. Gidiyorum ben. Haydi bismillah. Allah! Dostum, bu kanyonda bin araç süreceğim hiç aklıma gelmezdi. Ya alet nalet! Tek tabancanın motoru da sürmedik demeyiz. Ya buralarda, bu virajlarda bunu süreceksin abi. Benim motor yani... Ya çok acayip halleyiciler var. Yani buralarda hayvan gibi gidiyorlar, yapıştırıyorlar falan. Onlarla hiç derdim yok. Yani iyi sürüyorlar. Ben şimdi sürerken biraz tedirgin sürüyorum. Türkiye yollarında sürekli... tedirgin olmak zorundasın. Korku iyidir böyle. Kenarlarda mıcır, ortada bir şey, asfalt tutmaz etmez falan. Hep sıkıntı. Bu asfaltta böyle şeyler genel çok iyi tuttuğu için, bunu 100 defa söyledim farkındayım. Çok iyi tuttuğu için güvene güvene yatabildiğim bir sistem var. Tabii ki doğa şartları, yine her şeye %100 güvenemezsin ama o güzel. Kendimi yatıyor zannediyorum da muhtemelen hiçbir şey yatmıyorum. Tek benzer yanı iki teker olması. Onun dışında ne sürüşünde, ne pozisyonunda, ne gidişinde, ne duruşunda
hiç benzer noktası yok. Daha önce de sürdüğüm videolar var. Binalar falan ama yani başka bir alet abi ve benim uzman olmadığımda bir alet. Hani böyle bambaşka bir keyif, bambaşka bir kafa. Bir gün bir tane alacağım. Burada bineceksin abi. Burada yol var. Böyle bir fren yok abi. İnanılmaz. Of. Çok güzel bir şeysin sen ya. Pozisyonu tabii bana biraz ters, biraz sırtım ağrıyor. Nasıl oturulacağını tam olarak bilmiyorum ama inanılmaz keyif alıyorum şundan ya. Ki 50 ile falan gidiyoruz. Bu kilometre gösteriyor şu an. Yani bir hızlı da gittiğimiz yok. Tabanca Harley'li. Harley'li tek tabanca. Ben de tek pompalıyım bundan sonra. Şık şık bom. Nasıl arkamdaki oyuncak falan? Ya bu motoru seçmeni tabii tam bir serseri motoru yani. Bayağı serserisin yani. Tipe bak. Motordan bahsediyorum bu arada. Yani şu an o kadar konuşmuyorum ki anın tadını çıkartıyorum yani. Siz izleyin, hissedebildiğiniz kadar hissedin ama gerçekten hani konuşacak, anlatacak hiçbir şey yok yani. Şu asfalt altında şu motor inanılmaz. Ne anlatayım size ya? Binalar şöyle viraj yaptı. Binalar böyle viraj yapıyor. Binalar şöyle gidiyor. Bunu mu anlatayım? Boş ver ya. Tabanca alışık olduğu için bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor acaba? Ben keyiften hiçbir şey anlatamıyorum ki. We'll be right back.
hadi. Yap. Tamam. Excessive fanaticism is a thin one. Now I want you on the right side. Anything else? The superintendent had it out with me. Now, 12 long hours before the sun rises. Drive them back. So what if it is? Tek tabancayla çekimleri yaptık. Dağlarda mağlarda bayağı viraj yaptık. Size de izlettim elimden geldiği kadar. Ama çok fazla konuşmadım. Yani bildiğiniz motovlog tarzında bir şey olmadı. Çünkü açıkçası keyiften ya da işte virajın tadını çıkartmaktan konuşacak, anlatacak bir şey yok. Yani ne anlatayım abi, işte virajdayız yani. Önemli olan biraz bencillik yapıp kendim hissettim. Umarım siz de videoyu izlediğiniz zaman ortamı biraz hissedebilmişsinizdir. Ben şimdi buradan artık tek tabancadan ayrılıp Los Angeles merkeze gidiyorum. Durum bu, dağlardayız. Bakalım ne olacak daha. Ben de planım sadece bu kadar yani. Ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Şimdi gidiyorum. Ne yapıyorsunuz lan burada? Günah mı işliyorsunuz? Günahkarlar! Söyleyeyim, sadece asfalt olarak değil, yolların mühendisliği de harika. Şey, çabuk sabuk bit viraj olmuyor yani. Adamlar onu ona göre yapmış. Ona göre dönüyor viraj, ona göre öbür viraja dönüyor. Hesaplayıp yapmışlar yolları yani. Öyle hesaplamadan bir durum yok. O yüzden inanılmaz keyif alıyorum şu an aşağı doğru inerken. Yani hayatım boyunca sürdüğüm en iyi yol bu zamana kadar ki. Tadını çıkarıyorum, tadını. We'll be right back.
Şükürler tek tabanca. Sağ olsun beni güzelce ağırladı. İki gecedir onlarda kalıyorum. Bayağı yardımcı da oldu. Çok teşekkür ettim kendisine videodan da. Bu kuru kuru teşekkür işi biraz şey oluyor ama başka yapacak bir şey de yok ya. Yani. İlk başta yapılacak şey arkadaşlıklarda önce teşekkürdür. Sonrası gelirse gelir. Buralar işte o Need for Speed'deki virajlar herhalde. Vardı ya Need for Speed'in bir tanesinde her bölüm sürü canavarı gibi virajlara girip drift yapıyorduk. Burası sanırım ona. İnşallah öyle bir kapışmaya denk gelmeyiz yani. Ezi verirler. Anam çok. Oo, arabanın dışı gözümü aldı, dengem kayboldu. Bakış önemli hocam, bakış. Gece bu virajlar tehlikeli. Bence yani. Eminim siz şimdi burada gece de olsa cayır cayır dönerdiniz ama ben dönemiyorum. Ben her zaman elimden geldiğince güvenli hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü neden? Daha önümüzde girecek çok yol var. Manzara nasıl çocuklar? Araba gelince o an görmüyorsun. Bakış kaçırmaman lazım falan. Bunlar boktan işler. Araba olsa öyle mi? Dön git. İniyorum. Daha bitmiyor ki. Ne kadar çıkmışız ya? O kadar çıktık mı biz abi? Baksana görüyor musunuz bilmiyorum ama hayat dağdayım ben yani bayağı yüksekti. Hava karardı. Los Angeles'ın bir yerlerinde hiç bilmediğimiz bir ülkede, hiç bilmediğimiz yollarda, dağlarda motosiklet sürüyoruz. Tek tabancanın evi öbür tarafta, ben başka bir eve kalmaya gidiyorum. O yüzden yollarımızı ayırdık haklı olarak. O bana tarif etti, buradan git dedi. Ben de gidiyorum. Aha gördüm Los Angeles'ı. Evet. İlk defa Los Angeles gördüm yukarıdan. Ben hiç şehrin merkezine doğru düzgün inmedim Hollywood dışında. Şey dışında. Universal Studios dışında. Oley. Bir döndüm Los Angeles. Oraya gideceğiz işte şimdi. Her şey benimki nikelajlı olsun, yok benimki mat siyah olsun falan. Texas'ta falan da var. Mat siyah. Korkuttular beni, yok Texas'ta Türk bayrağıyla gezme, öyle döverler. Herkes dövüyor bizi, ben anlamadım ki ya. Nasıl olacak bu iş? Memlekette herkes dövüyorsa dayak kim ya?